Evet sevgili arkadaşlarım, görsel okuma ünitemizin adı. Biz neler işleyeceğiz burada? Görsel okuma, trafik işaretlerine, akıllı işaretleri, harita ve kroki, tablo ve grafik, karikatür okuma. Bunları işleyeceğiz. Bunlar bizim başlıklarımız. Azıcık büyütsem acaba bir şey olur mu? Birazcık daha büyütsem. Sığmadığını küçültürüm. Evet. Görsel okuma. Sadece dikkatli bir şekilde dinleyin. Yazdırmayacağım, tamam mı bunları? Videomuzu atacağım. Videolarımızdan takip edersiniz arkadaşlar. Benim size attığım bir link oluyor ya video. Siz orayı tıkladığınızda o adresteki tüm videolar bana ait. Liselere çektiğim dersler de var. Sizlere çektiğim, geçen seneden çektiğim bir sürü video da var. Oradan bulabilirsiniz tüm dersleri. Görsel okuma. Görsel, yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, işaret, harita, tablo, grafik, karikatür ve benzeri ögeleri verilen genel bir isimdir görsel. Yazılı metin dışındaki bu ögeleri anlamlandırma ve yorumlama işine ise görsel okuma adını vermekteyiz. Türkçe'de çıkar arkadaşlar, Türkçe sorusu olarak görsel okuma. Size bir resim, fotoğraf verir veya size bir grafik verir, tablo verir, karikatür verir, harita verir. Bununla ilgili bilgiler yazar size. Bu şekilde bir soru sorar. O yüzden bu konuyu görüyoruz. Görsel kelimesi birçok ögeyi kapsadığı için bunların hepsini ayrı ayrı değineceğiz. Görsel dendiğinde aklımıza ilk gelen resim ve fotoğraftır arkadaşlar. Resim ve fotoğraf okuma, yorumlama. Şimdi fotoğrafa iyice bakalım, tamam mı? Çünkü biraz sonra bu fotoğrafla ilgili yorumları okuyacağız. Fotoğrafta gördüğünüz gibi koskocaman bir deniz var. Evler, ufak tefek mekanlar, insanlar var. Koskocaman bir alan var. Bir köprü var gördüğünüz gibi. Şurada bir cami var gördüğünüz gibi. Manzarası çok güzel. Herkes iyice göz atsın. Evet, şimdi bu fotoğrafla ilgili konuşacağız. Eski kataloglardaki bu fotoğrafa bakılarak çekildiği dönemin kimi özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Fotoğrafı bir daha gösteriyorum. Şu fotoğrafa baktığımızda halkın günlük kıyafetleri, giyim tarzları, mimari yapıları, binalar, köprüler, camiler, yani o bölgenin dış özellikleri, kara ve deniz ulaşım araçları, gemiler ve at arabalarını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafa bakıp ulaşamayacağımız bilgiler nelerdir? Toplumun temel geçim kaynakları. Mesela biraz önce gördüğümüz fotoğrafa baktığımızda toplumun temel geçim kaynağı bilgisine ulaşamayız. Yani o toplum, gördüğümüz o insanlar tarımla mı, hayvancılıkla mı, ticaretle mi geçiniyor belli değil, değil mi? Ve kullanılan ölçü aletleri bilgisine ulaşamayız. Biz bu fotoğrafa baktığımızda neleri söyleyebiliriz? İnsanların giyim tarzları hakkında bilgi verebiliriz. Ondan sonra baktığımız fotoğraftaki gördüğümüz mimari yapılar, binalar, köprüler, camiler, kara ve deniz ulaşım araçları hakkında bilgi verebiliriz. Mesela insanlar gemilere ve at arabalarına biniyor diyebiliriz. Çünkü bakın burada at var mesela. Burada at var. Burada deniz var. Burada deniz araçları var. Kolay demiştim bu konu size. Devam ediyoruz. Yavaş açıyorum atlamasın diye. Trafik işaretlerini okuma. Trafiği düzenlemek amacıyla gerekli yerlere konulan özel işaretli levhaların tümüne trafik işaretleri denir. Trafik işaretleri trafik kazalarını önlemek için sürücü ve yayaları uyarmak amacıyla kullanılır. Bazı trafik işaret levhalarını ve anlamlarını beraber inceleyelim arkadaşlar. Aşağıda bazı trafik işaret levhaları ve anlamları verilmiştir. Görselleri görüyorsunuz zaten. Şuradan birden şuradan başlıyorum. Sağ tehlikeli viraj demektir bu. Mesela şu gördüğünüz ikincisi kontrollü demiryolu geçididir. Üçüncü fotoğraf sağ tehlikeli devamlı virajlardır. Yani sağ tehlikeli viraj var ama o virajlar tehlikelidir. Dikkat et. Şu gördüğünüz dördüncü fotoğraf girişi olmayan yoldur. Şu gördüğünüz mavi en baştaki takip ediyorsunuz zaten. Bakın imleçle ben gösteriyorum. Yaya geçidi. Şu okul geçidi.
Bu inek gördüğünüz gibi ehli hayvanlar geçebilir işaretidir. Şu gördüğünüz sağdan daralan kaplama işaretidir. Şu gördüğünüz ana yol, tali yol kavşağı demektir. Şu sarılı gördüğünüz fotoğraf yolda çalışma var demektir. Şu kırmızı, sarı ve yeşil renkli gördüğünüz fotoğraf ışıklı işaret cihazı anlamına gelir. Şu gördüğünüz kasisli yol demektir arkadaşlarım. Bu gördüğünüz kaygan yol. Şu park etmek yasaktır. Duraklama ve park etmek yasaktır. Şu P yazan levha ise park yeri anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi akıllı işaretleri okuma. Bu akıllı işaretleri okuma genellikle televizyon programlarında veya televizyon program aralarında gördüğümüz işaretlerdir. Bunlara akıllı işaretler deriz. Akıllı işaretler televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem televizyon yayınlarının, anne babaların ve toplumun, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak için tasarlanmış işaretlerdir. Evet, bu akıllı işaretleri ve yani akıllı sembolleri beraber bir inceleyelim. Mesela şu en başta gördüğünüz genel izleyici kitlesi demektir. 7 artı 7 yaş ve üzeri için demektir. 13 artı 13 yaş ve üzeri için demektir. 18 artı 18 yaş ve üzeri için demektir. Şu gördüğünüz şiddet ve korku. Hani korku filmleri başlamadan şu işaret çıkarsa şiddet korku anlamına gelir. Yani diyor ki şiddet ve korku içerir. Ona göre izlemek istemiyorsan izleme. Bu cinsellik anlamına gelir. Bu ise olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. Mesela bir film başladı. Şöyle bir işaret çıktı. Ne demekmiş bu? Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. Bu film demekmiş. Evet. Devam ediyoruz. Harita ve kroki okuma arkadaşlar. Harita yorumlama, inceleme, kroki yorumlama ve inceleme. Bunları göreceğiz şimdi. Harita okuma, harita yorumlama. Harita bir yerin belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağına verilen isimdir. Lejant, haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Lejant. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler konulur. Harita bu işaretler yardımıyla okunur arkadaşlar. Haritayı karşımıza aldığımızda sağ taraf doğuyu, bakın ben kendi sağ tarafım diyor. Sağ taraf şurası doğuyu, sol taraf batıyı, yukarısı Karadeniz yazan bölüm kuzeyi, aşağısı Akdeniz yazan şu kısım ise güneyi gösterir arkadaşlarım. Şimdi bakın Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası yazıyor. Kırmızı birinci derece. Deprem riski çok fazla. Mor gibi olan, lila gibi olan renk, ikinci derece. Deprem riski fazla demektir. Sarı, üçüncü derece. Deprem riski orta olan bölgeler. Mesela bakın Kayseri deprem riski orta olan bir bölgeymiş. Ankara aynı şekilde. Yeşil dördüncü derece. Yeşil bölgelere bakın. Deprem riski azmış yeşil bölgeleri. Beşinci derece mavi. Deprem riski çok az. Mesela şu mavi, açık mavi olan yerler şuralar arkadaşlar. Deprem riski çok az olan yerlermiş. Yukarıdaki haritada Türkiye'deki deprem bölgelerini ve deprem kuşaklarını göstermektedir. Kırmızı bölgeler birinci derece. Pembe bölgeler ikinci yer. Pembe dediği şu lila var ya şu Eskişehir'in olduğu yer. Şu bölgeler. Sarı bölgeler üçüncü derece. Yeşil bölgeler dördüncü derece. Ve açık mavi şuralar açık mavi olan bölgeler beşinci derece deprem kuşağıdır. Burada belirtilen renklere ve bilgilere göre ben bu harita hakkında bir haritadan bilgiler çıkartmış oluyorum. Bu haritayı incelediğimizde hangi yorumları yaparız? Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağındadır. Doğru değil mi? Kırmızı birinci derece deprem riskinin çok fazla olduğu anlamına gelmiyor muydu? Haritaya baktığımda
kırmızı bölgeler çok olduğu için ben bu haritaya baktığımda dedim ki Türkiye'nin, ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağındadır. Başka hangi bilgiler çıkartabilirim haritaya bakarak? Haritada en fazla kırmızı bölge vardır derim. Doğru. Muğla'da deprem riski çok fazladır derim. Doğru arkadaşlar. Muğla gördüğünüz gibi şurada. Bakın Muğla kırmızıda yer aldığı için Muğla'da deprem riski çok fazladır diyebilirim. Aynı şekilde Afyon'da, İzmir'de, Balıkesir'de de aynı şekilde deprem riski çok fazladır diyebilirim arkadaşlar. Bu haritadan çıkaramayacağımız yorumlar ise, yani biraz önce gördüğümüz bu haritadan çıkaramayacağımız bilgiler ise en az riskli yerler batıdır. Bakalım. Şurası doğuydu. Şurası batıydı. Batıda da kırmızı alan çok var. O zaman ben batıda deprem riski azdır diyemem. Dersem yanlış bir bilgi çıkartmış olurum. Konya'da deprem riski çok fazladır. Konya'ya bakıyorum. Konya yeşil bölgede. Yeşil ne demekti? Deprem riski az demekti. Bak şu aşağıdaki yerden görüyorum. Yani ben Konya deprem riski yüksek bölge diyemem. Çünkü Konya yeşil alanda yer alıyor. En şiddetli deprem Van'da olmuştur diyor. Ben bu bilgiyi de çıkartamam. Neden? Bak Van burada, doğu bölgesinde gördüğünüz gibi. Van hangi renkte? Şu lila dediğim, pembe dediğim renkte. Deprem riski fazla olan yerde. O yüzden ben en şiddetli deprem Van'da olmuştur diyemem. Van en büyük depremin olabileceği bir yerde duruyor ama en şiddetli deprem diğer il, o bölgedeki diğer iller varken Van'da olmuştur diyemem arkadaşlar. Şimdi kroki okuma, kroki yorumlama. Kroki ne demektir? Bir yerin kuş bakışı görünüşünün belli bir orana bağlı kalmadan kaba taslak çizimle verilen isimdir. Kroki'yi karşımıza aldığımızda sağ taraf, bakın sağ taraf gösteriyorum. Öğretmen masası pencere var ya, sağ taraf doğuyu, sol taraf Sevda, Veysel, Şeyma, Kübra yazıyor. Sol taraf batıyı, yukarısı kuzeyi, aşağısı ise güneyi gösterir. Kapı, öğretmen masası şu aşağısı güneyi gösterir. Yukarıda 5A sınıfının oturma planının krokisi verilmiştir. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Yazı tahtası burada, kapı burada, pencereler sağ tarafta, öğrencilerin sıraları var. Bu krokiyi incelediğimizde hangi yorumları yaparız? 5A sınıfının mevcudu 18'dir diyebiliriz. Nasıl öğreniriz bunu? Sıraları sayarız, isimleri sayarız değil mi? Bu bilgiye ulaşabiliriz. 5A sınıfında 9 tane erkek öğrenci vardır. Ne yaparım ben? Açarım krokiyi. Sercan 1, Veysel 2, Turgut 3, Ömer 4, Halil 5, Fatih 6, Enes 7, Ali 8. 8 erkek var. Erkek ismi. Değil mi? 8 bir tane daha vardı. Bir tanesini okumadım. Sezer. Sezer 9. Kroki'ye baktığımda gençler bu krokide, bu sınıfta, 5A sınıfında 9 erkek öğrenci var diyebilirim. Başka ne diyebilirim krokiye baktığımda? Sınıfta kızların ve erkeklerin sayısı eşittir derim. Erkekler 9 kişiydi. Kızlara da bakalım. Sevda 1, Merve 2, Şeyma 3, Kübra 4, Dilara 5, Gözde 6, Özlem 7, Sema 8, Ceyda 9. 9 erkek, 9 kız olmak üzere 18 öğrenci var diyebilirim. Bu krokiden çıkaramayacağımız yorumlar ise Veysel pencere kenarında oturmaktadır. Bakalım Veysel nerede oturuyor? Burada. Veysel kapı olan kısımda oturuyor. Veysel pencere kenarında oturuyor diyemem. Krokiye bakarak. Başka krokiye bakarak hangi yorumu yapamam ben? Sezer'in oturduğu sıra öğretmen masasına yakındır. Sezer'i bulurum. Sezer burada. Öğretmen masası burada. Sezer öğretmen masasına yakın oturmuyor. Yani ben bu krokiye bakarak Sezer'in oturduğu sıra öğretmen masasına yakındır diyemem. Eğer soruda denirse yanlış bir bilgidir.
Enes ile Ali kardeştir. Tabii ki diyemem. Nereden bileceğim ben, değil mi? Kroki'ye bakarak Enes ile Ali'nin kardeş olduğunu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise tablo ve grafik okuma. Tablo okuma, tablo yorumlama, tablo inceleme. Bir tabloda verilen rakamlar, bilgilerin neyi ifade ettiğini çok iyi bilmeliyiz. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiğine bakmalıyız ve isteneni bulmalıyız. Aşağıdaki tabloda 4 futbolcunun bir sezon boyunca attıkları gol sayıları verilmiştir. Şimdi futbolcuların isimleri Selçuk, Burak, Emre, Umut. Bir sezon boyunca Selçuk 9 gol atmış, Burak 6 gol atmış, Emre 5 gol atmış, Umut 14 gol atmış. Bu tabloya baktığımda sevgili arkadaşlarım, neler diyebilirim? Doğru olarak neler diyebilirim? En çok gol atan futbolcu Umut'tur. Doğru değil mi? 14 gol atmış. Doğru. En az gol atan futbolcu Emre'dir. Doğru değil mi? Emre 5 gol attı. Diğerlerinden en az gol atan kişi Emre. Burak Emre'den 1 gol fazla atmıştır. Burak 6 gol atmış. Emre 5 gol atmış. Burak Emre'den 1 gol fazla atmış. Doğru diyebilirim değil mi? Peki bu tabloya baktığımda bu tablodan çıkaramayacağım yorumlar nelerdir? En güzel golü Selçuk atmıştır. Nereden bileceğim en güzel golü Selçuk'un attığını? Böyle bir yorum yapamam bu tabloya bakarak. Umut'un attığı gol sayısı Emre'nin attığı gol sayısının iki katıdır. Umut'un attığı gol sayısı 14. Emre'nin attığı gol sayısı 5. Umut'un attığı gol sayısının Emre'nin attığı gol sayısından iki katı fazla olması için Umut 14 attıysa, Emre 5 attıysa ne diyor? Hayır, Emre 5 gol atmış. Emre'nin attığı 5 golün iki katı 10'dur. Umut 14 gol attığına göre Emre'den daha çok gol atmıştır. Yani ben Umut'un attığı gol sayısı, Emre'nin attığı gol sayısının iki katıdır dersem eğer bu tablodan yanlış bir yorum çıkarmış olurum arkadaşlar. Evet, şimdi grafik okuma. Bu konu basit demiştim. Grafik okuma, grafik yorumlama, grafik inceleme. Bir grafikte verilen işaret ve şekillerin neyi ifade ettiğini çok iyi bilmeliyiz. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiğine bakmalıyız ve isteneni bulmalıyız. Bak ne diyor? Grafik okurken diyor, soldan sağa, yukarıdan aşağıya neyin neye denk geldiğini iyice bak, neyin neye denk geldiğine bakıp isteneni o şekilde bulmalıyız diyor. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bakın bu tarz soru karşınıza daha çok çıkabilir. Şimdi bir alt çizgi var burada. Bir de şöyle yukarıya doğru olan bir çizgi var. Sevgili arkadaşlarım, şu aşağıdaki yatay çizgide isimler verilmiş. Enes, Tuğba, Sevgi, Ali, Merve. Şu soldaki dikey olan çubukta ise bu kişilerin okuduğu kitap sayısı verilmiş. Mesela Merve 80 kitap okumuş. Ali 50 kitap okumuş. Sevgi 60'a yakın kitap okumuş. Tuğba 90 kitap okumuş. Enes 60 kitap okumuş diyebiliriz. Yukarıdaki sütun grafiğinde 5 arkadaşın 1 yılda okudukları kitap sayıları verilmiştir. Bakın sayılar burada, isimler burada. Bu grafiği incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz. En çok kitabı Tuğba okumuştur. Doğru mu? Evet. Tuğba burada. Ne kadar kitap okumuş? Bir yılda 90 kitap okumuş. Tuğba'nın bu limitini geçen var mı? Yok. O zaman en çok kitabı Tuğba okumuştur. Doğru. En az kitap okuyan Ali'dir. Doğru. Bakın. En az kitap okuyan, 50 kitap okuyan Ali. En düşük seviyede, kırmızı. Enes ve Sevgi'nin okudukları kitap sayısı aynıdır. Enes burada, Sevgi burada. Enes mavi, Sevgi mor. Her ikisi de 60 kitap okumuş. Bakın.
Gördünüz mü? Sağdan sola yukarıdan aşağıya baktığımda mor ve mavinin 60'ta olduğunu görüyorum. Sevgi ve Enes aynı sayıda kitap okumuştur. Peki bu grafiğe baktığımda hangi bilgileri söylersem yanlış olur? Merve en çok hikaye türündeki kitapları sevmektedir. Bu grafikte hikaye, roman, tiyatro diye bir sınıflandırma yapmamış. O yüzden Merve en çok hikaye türündeki kitapları sevmektedir dersem yanlış olur. Tuğba'nın okuduğu kitap sayısı Ali'nin okuduğu kitap sayısının iki katıdır. Tuğba ne kadar okudu arkadaşlar? 90. Ali ne kadar okudu? Bakıyorum, 50. Tuğba'nın okuduğu kitap sayısı Ali'nin okuduğu kitap sayısının iki katı değil. Değil mi? Eğer Tuğba 100 kitap okusaydı o zaman Ali'nin okuduğu kitabın iki katını okumuş olurdu. Çünkü Ali 50 kitap okumuştur. Ali'nin okuduğu kitapların iki katı 100'dür. Ama Tuğba 90 kitap okumuştur. Erkekler kızlardan daha fazla kitap okumuştur. Bakıyorum, bir kere Ali 50 kitap okudu. Enes 60 kitap okudu. Hayır, Sevgi, Tuğba, Merve bunlar kızlar. Kızlar bir kere Ali ve Enes'ten daha fazla. Daha doğrusu Enes mesela bir kızı geçmiş mi bakayım? Hayır. Enes Sevgi'yle aynı sayıda kitap okumuş. Tuğba ve Merve Ali ve Enes'i geçmiş arkadaşlar. Yani ben erkekler kızlardan daha fazla kitap okumuştur dersem bu tabloya bakarak yanlış bir sonuca varmış olur. Evet arkadaşlar. Bir konumuz daha var. Karikatür okuma. Karikatür ne demektir? İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resimlere karikatür denir. Karikatür çizen sanatçılara ise karikatürist adı verilir. Karikatür yorumlama ve karikatür inceleme. Gördüğünüz gibi iki tane adam var burada. İkisi de parmağı ile yerdeki rakamı işaret ediyor. Biri diyor ki mesela bu Ali olsun, bu Veli olsun. Ali diyor ki bu rakam 6 diyor. Veli diyor ki hayır bu rakam 9 diyor. 6 mı 9 mu? Bunu tartışıyorlar. İki karikatür var fotoğrafta. Yukarıda verilen karikatürü incelediğimizde iki adamın ortadaki sayıyı işaret ettiklerini görmekteyiz. Sağ tarafta bulunan adam, yani şu sağ tarafta bulunan adam, sayının, yerdeki sayının 9 olduğunu, sol tarafta bulunan adam ise sayının, yerdeki sayının 6 olduğunu iddia etmektedir. Karikatürü şu şekilde yorumlayabiliriz. Karikatürdeki adamlar ortadaki sayıya farklı noktalardan bakmaktadır. Doğru. Şimdi böyle bir sayı var yerde. Ben sağdaki adamın yerinde dursam sayı 9 olur. Soldaki adamın yerinde dursam sayı 6 gibi görünüyor. Doğru değil mi? Bu yüzden sayıya baktıkları açıya bağlı olarak sayıyı farklı görmektedirler. Karikatürün bize anlatmak istediği nedir arkadaşlar? Biraz önce baktığımız karikatürün. Kişiler olayları kendi bakış açılarına göre yorumlar. Bakış açımızı değiştirmek olayı farklı görmemizi sağlayabilir. Karikatür kısaca bakış açısını anlatmaktadır. Yani şu gördüğümüz fotoğraf insanların bakış açısını anlatıyor. Eğer bu sayının şu tarafında durursan sayı sana 9 gibi görünür. 9 olarak görünür. Eğer sayının sol tarafında yer alırsan, sol taraftan eğer sayıya bakarsan bu sayı 6 olarak görünür demek istiyor. Evet arkadaşlar, görsel okuma ünitemiz de bu şekilde bitmiş oldu. Biz tekrar neleri gördük? Başlıklarına bakalım. Görsel okuma, trafik işaretlerini, akıllı işaretleri, harita ve kroki okumayı, tablo ve grafik okumayı ve karikatür okumayı işlemiş olduk. Ben bu PDF dosyasını yine grubunuza atarım arkadaşlar. İsteyen olursa çıktısını alabilir veya dosyayı telefondan açıp tekrar okuyabilir. Dersimizin videosunu da atacağım. İsteyen olursa dersimizin videosunu istediği zaman tekrar izleyebilir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Kafanıza takılan bir yer var mı? Şu başlıkları işlemek. Bu ünite çok kolay.
Yok hocam. Yok değil mi? Grafik okuma, tablo okuma vesaire. Bu işlediğimiz konular zaten çok kolay arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu dersin dosyasını PDF şeklinde gruba atacağım. Videoyu da, dersin videosunu da gruba atacağım. İstediğiniz zaman tekrar okuyabilirsiniz. Tekrar dersinizi dinleyebilirsiniz. Bir sorunuz olduğunda da istediğiniz zaman bana yazabilirsiniz. Bunu her ders söylüyorum arkadaşlar. Eğer sorunuz yoksa dersimizi bitirebiliriz. Ama çıkmayın. Siz düşünürken ben yoklamayı gruba atayım. Lütfen düşünün. Sorunuz varsa sorun arkadaşlar. Yoklamayı gruba attım. Evet. Anlaşılan sorularınız yok. Olursa sorarsınız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi dersler diliyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Bir sorun olur, bir sıkıntı olur. Telefonum her zaman açık. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz bana. Hoşça kalın arkadaşlar. Dersler çıkabilirsiniz. Görüşürüz. Gençler görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Bay bay.